Martin Hocam merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Bugün bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz. Sizin için birkaç soru hazırladık. Hazırsanız başlayalım. Evet, buyurun. Ben İstanbul'a Eylül 2021 sonunda geldim. Yani birkaç ay önce geldim Türkiye'ye. Bana göre Türkçe biraz zor ama şans oldu çünkü eskiden benim ilk ziyaret Türkiye'de Erasmus öğrenciler için başlangıç dersleri izledim ve o yüzden öğrendim onlarla. Ben de Erasmus gibi bir öğrenci oldum ve Türkçe öğrendim. Ondan sonra normal sohbetler sokaklarında, arkadaşlar beraberle, sosyal hayatında Türkçe yavaş yavaş daha iyi öğreniyordum. Tekrar söyle, lütfen. You better pause it. Bu soruyu anlamadım. En sevdiğim kelimeler? Okay. Benim en sevdiğim Türk kelimeler kısmet, kader, paylaşmak, müzik, aşk, afiyet olsun. Evet, Türkiye'de her yere giriyorum ve benim ayakkabılarım çıkıyorum giriş öncesi. O enteresan benim için ama iyi bir davranış ve ben her zaman mutlaka yapıyorum. Başka enteresan, Türkiye'de herkes çay davetiye yapıyor. O yüzden ben çay içmeyi seviyorum ve öğrendim buraya. Eskiden çok çay içmiyordum ama şimdi Türkiye'de öğrendim nasıl güzel bir çay keyfi. Evet, nazik de yokmuş. Öğrendim, biliyorum. Evet, başka benim ev sahibimden güzel bir atasöz öğrendim. Ev alma, komşu al. İşte seviyorum. Ve başka... Hayır, o ne demek? Nasıl anlatabilirsin? O çok... ben de kullanacağım. Çünkü bazen gerekiyor. Evet, hamama çok seviyorum. En güzel hamamlar Bursa'da. Oraya gittim ve bu mevsim çok iyi ve güzel hamam yapabilirim. Benim doğum günüm için Şubat'ta bizim semester tatilden Bursa'ya gireceğim ve hamama gireceğim. Hamama giren terler diye bir atasözümüz var. Bunun hakkında bir fikriniz var mı? Evet, o da hatırlayacağım. Teşekkür ederim. Ama yok. Yok. Yok maalesef. Evet, Bursa'ya gittim birkaç sefer, Uludağ'a, ama yazın için yaz kamplarında Bursa ve Uludağ'a gittim. Gaziantep'e gittim, çok seviyorum oraya, o taraf. Antalya tanıyorum, İzmir'e gittim ve Ege bölgesi çok seviyorum. A few moments later. Bozcaada'ya gittim.
birkaç sefer. Başka? A few minutes later. Maalesef Karadeniz bölgesine daha gitmedim. Ama Ankara'ya gittim bir sefer akademik konferans için. Ve başka yer sadece Ayvalık. Benim en sevdiğim yer Ege bölgesinde. Ve tekrar gelecek yazın oraya gideceğim tatil yapmak için. 12 seconds later. Ama başka var. Akdeniz tarafında Muğla'ya gittim ve Fethiye. Çok güzel deniz var oraya. 3 days later. Ben Türkiye gezmeyi çok seviyorum. Ve ama sadece yazın ve tatil zamanlarında rahat daha yerler tanışacağım umarım. Evet, ben Taksim'de yakın yaşıyorum. Yakın Mis Sokak'ta bir mekan var, Bova Jazz Bar. Bova adı. Oraya çok seviyorum çünkü ben bir jazz fanatiyim. O yüzden canlı müzik için Bova en güzel yer. Semt, evet, benim sevdiğim semt Moda. Asya tarafında, Kadıköy semtte. Moda çok güzel. Adalar çok güzel ve seviyorum. Oraya gezmek için adalar çok rahat ilkbaharında. Çünkü araç yok, araba geçmez. O yüzden adalar çok sakin ve rahat bir yer. Ama en sevdiğim yer söyleyeceğim, Atatürk Ormanı. Çünkü doğal çok seviyorum ve benim ruh için iyi geliyor. Atatürk Ormanı. Oraya sürekli gidiyorum. Her mevsim bir sefer ve yazın ve ilkbaharda daha sürekli gidiyorum. Ajda Pekcan, düşünme hiç. Hayır, daha öğreniyorum ama o melodi çok güzel ve o benim en sevdiğim şarkı. Diğer Türk müzik fasıl ve Türk klasik müziği çok seviyorum çünkü enstrümanlar sesleri, eski enstrümanların sesleri çok seviyorum. Kanun ve klarnet. Bağlama sesleri çok güzel geliyor ve enstrümanlardan ve Türk klasik müzik ve fasıl cuma ve cumartesi akşamlar çok seviyorum eğlenmek için. Türk mutfak lezzetli ve çok farklı şeyler var. Benim en sevdiğim yemekler zeytinyağlılar. Çünkü ben çok sebzeli yemekler seviyorum. Izgara balık çeşitler Türkiye'de muhteşem. Ve hünkar beğendi. İlginç ve farklı bir yemek. Sürekli sipariş vereyim hünkar beğendiği için. Kebaplar güzel. Ben acılı yemekleri seviyorum. O yüzden Adana kebabı benim en sevdiğim kebap. Ve başka şekerler, baklava ve profiterol. Evet. Çünkü Gaziantep'te en güzel baklava yedim oraya. Evet, İskender kebap o da lezzetli ama göbek çok çabuk çıkıyor sonra. Çünkü tereyağı var, ekmek ve et çok güzel ama evet doğru hamamdan sonra
İskender ki baba yiyorum, iyi geliyor tatil için. Bazen yiyorum ve yani ben yok demiyorum. Evet, buyurun, devam. Şimdi her soruyla daha rahatlıyorum. Hayır, şimdi benim televizyon yok, Türk dizi izlemiyorum. Eskiden Canım Ailem izliyordum. Benim kız arkadaşımla beraber bazen ve onun Melda annemle. Ama daha televizyona izlemiyorum. Ha, anladım. Evet, İngilizce öğrenmek için en önemli şey siz İngilizce konuşan insanlarla korkmaz. Her zaman, her olay İngilizce konuşmak lazım. Ve pratik önemli. Çünkü sadece konuşmayla daha iyi seviye kazanabilirsin. Başka, hem televizyon hem radyo programları dinlemek lazım. Çünkü onlar bir normal İngilizce konuşuyorlar ve siz rahat evde onları izleyebilirsiniz ve o İngilizce normal konuşmalar dışarıda daha kolay ve rahat izleyebilirsin. O yüzden medyadan hem canlı hayatında İngilizce pratik yapmasın lazım. Sadece kitaplarında ya da derslerden o eğitim yeter değil. Martin Hocam, cevaplarınız için çok teşekkür ederiz. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Teşekkür ederim ben de. Görüşmek üzere ve kendine iyi bak.